Arkadaşlar merhaba. Bugün zemin ve temel etüdünün bir parçası olan geoteknik rapor kısmını inceleyeceğiz. Geçen hafta veri raporunu konuşmuştuk. Daha sonra da Excel program hazırlayan arkadaşlarımız o sunumları devam edecekler. Evet, söz sizde Eren. Buyurunuz. Merhaba hocam. Burada ilk önce ben zemin ve temel etüt raporu, uygulama esasları ve rapor formatını açıklamaya çalışacağım. Öncelikle geldiğimizde bizim içindekiler bölümümüz var. Bu içindekiler bölümümüzde amacımız, kapsamımız, tanımlarımız etüt kategorilerinden belirtmekte. Etüt kategorilerine göre kategori 1, kategori 2, kategori 3 olarak farklılıklarını burada göstermekte. Şimdi amacımız yazmakta burada. Burada bu uygulama esasları ve rapor formatının amacı bina ve bina türü yapıların tasarım, projelendirme, inşa ve denetim için yapılması zorunlu olan zemin ve temel etütlerinin planlanması, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarının yapılması, sahada karşılaşılan zemin birimlerinin mühendislik özellikleriyle yeraltı suyuna ilişkin verilerin toplanması, yerel deprem etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu zemin ve etüt raporunun hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemekte burada. Burada yine kapsamımız dediğimiz gibi bölgenin jeolojisi, bölgesel deprem özellikleri, yapı özellikleri, zemin özellikleri, civar yapılar, yeraltı suyu durumu ve çevre koşulları dikkate almamız gerekmekte bu zemin raporunu yaparken. Genel esaslarımızda bunun rapor formatı yeni yapılacak ve veya mevcut olan bina ve bina türü yapıların zemin ve temel etütlerinde uygulanması gereken usul ve esasları belirlemekte bu belgemiz. Burada işte uyulması gereken kuralları tanımlamakta, yazımda dikkat edilmesi gerekenler, bir etüt raporunda olması gereken her şeyi burada göstermekte. Mesela etüt kategorileri, kategori 1, kategori 2 ve kategori 3 tanımlanan etüt kategorinin içerik ve kapsamlarını tanımlamış burada. Öncelikle kategori 1. Bir ek vermiş en sonunda bize. O kategori 1 için onu doldurmamız gerekiyor. Ve burada kategori 1'e giren zemin özelliklerimizi tanımlamakta. Burada bodrum kategori 1'de bodrum kat yüksekliği en fazla 3 metre olan en çok 1 bodrumlu bodrum kat hariç toplam 2 katlı. Bodrum kat dahil toplam yüksekliği 10,5 metreye geçmeyen, bodrum kat olmaması durumunda toplam bina yüksekliği 7,5 metreye geçmeyen, bina kullanım sınıfı BKS 3, bina önem kat sayısı 1 ve bodrum kat dahil toplam inşaat alanı 500 metrekareye geçmeyen, bodrum kat olmaması durumunda toplam inşaat alanı 300 metrekareye geçmeyen küçük basit konut tipi yapılar, derin temel sistemi veya zemin iyileştirme gerektirmeyen yapılar, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yer almakta kategori 1'imizde. Kategori 1'imizde zemin birimleri özellikleri yönündense şunlara dikkat edilmekte. Bina oturum alanında sağlam, sert kayalar, az ayrışmış, orta sağlam kayalar, ayrışmış, çok çatlaklı, zayıf kayalar ve sert kil tabakalarına rastlanan sahalar bu kategori içinde yer alır. Plana esas jeolojik, jeoteknik ve mikro bölgeleme etüt çalışmaları sonucunda düzenlenen raporlarda yerleşim ve yapılaşmaya uygun görülen alanlar eğimi %5'i geçmeyen tabii sahalar bu kategori içinde değerlendirilir. Önlem alınması suretiyle yerleşime uygun görülen önlemli alan ile dolgu sahalar bu kategori içinde değerlendirilmezler. Şişme veya yüksek oturma potansiyeli bilinen zeminler, dolgu zeminler, yumuşak, gevşek veya organik madde içeren zeminler ile kütle hareketi tehlikesi olan sahalar yine bu kategori içerisinde değerlendirilmezler. Bir de civar yapılar yönünden değerlendirilmesi var. Komşu yapılara, yollara ve altyapı şebekelerine zarar riski olmamalıdır yaptığımız yapının. Yoksa kategori 1 olarak değerlendirilmemekte. Yeraltı suyu yönünden
incelediğimizde mevsimsel değişimler göz önüne alınarak belirlenen maksimum yeraltı su seviyesi temel etkilerin içerisinde olan sahalar yine bu kategori dışındadır. Yani yeraltı su seviyemiz bizim temelimizi etkilememesi lazım kategori 1'de yer alması için. Çevre koşulları yönündense yapı alanı ve yakın çevresine hidrojeoloji, tabii bitki örtüsü, yüzeysel su rejimi, şev yamaç duraysızlığı, çökme ve yer değiştirme hareketleri gibi doğal süreçlerle ilgili sorunların olmadığı alanlar bu kategori içerisinde değerlendirilmesi lazım. Bu bir de örnek bir yapı tanımlanmış bize burada. Bu yukarıdaki maddenin hepsini sağlamak şartıyla konut tür yapılar, basit atölye tipi yapılar, alt ve üst zemin seviyeleri arasında yükseklik farkı 2 metreyi geçmediği istinat yapıları ve kazı iksaları, tarım ve hayvancılık amaçlı basit zirai yapılar ile köy yerleşim alanı içerisinde yer alan bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri, kooperatif işletme binaları ve bu kategoriye giren yapılara örnek bunlar. Site tipi müstakil yapılar, endüstri yapıları, oteller, okullar, sağlık ocakları kategori 1 içerisinde yer almamaktadır. Şimdi de kategori 2'ye geçtik. Kategori 2'yi yapı ve bileşen özellikleri büyüklükleri bak yönünden incelediğimizde bina yükseklik sınıfı 4 ile 8 arasında kalan yapılar, yüksek risk taşımayan, alışılmamış taşıyıcı sistem ve yükler içermeyen nicel yöntemlerle elde edilen parametreden yararlanarak yapımı gerçekleştirilebilen yapılara kapsar. Zemin özellikleri bakımındansa yerleşim uygunluk değerlendirmesinde yapı inşaatında sakınca görülmeyen ve temel tasarımı için gerekli zemin parametrelerin araştırma çukurları, sondajlar, jeofizik araştırmalar, arazi ve laboratuvar çalışmaları ile belirlenebildiği sahalar bu kategori içinde değerlendirilir. Etrafındaki yapılar yönündense yapı ile ilgili uygulamaların civar yapılara zarar vermeyeceği durumlar bu kategori içerisinde değerlendirilir. Yine yapı ile ilgili durumlar civar yapılara zarar verebilecekse bu kategoride yer almamaktadır. Yeraltı su seviyesinin ve bileşiminin gerek binanın kendisi gerekse de inşaat faaliyetleri bakımı özel önlemler alınmasına gerektirmediği durumlar bu kategoride değerlendirilir. Burada yeraltı seviyesi olabilir temel seviyemize etkiye ama çok özel önlemler gerektirmediği sürece bu kategoride değerlendirebiliyoruz. Deprem özellikleri bakımındansa sahaya özel zemin davranış analizleri gerektirmeyen etütler bu kategori içerisinde değerlendirilir. Çevre koşulları yönündense yapı alanı ve yakın çevresinde hidrojeoloji, tabii bitki örtüsü, yüzeysel su rejimi, şev yamaç duraysızlığı, çökme ve yer değiştirme hareketleri gibi doğal süreçlerle ilgili sorunların alışılmış yöntemlerle çözülebildiği durumlar bu kategori içerisinde değerlendirilebilir. Kategori 1'de direkt bu sorunların olduğu yerler direkt kategori 1'e alınmıyordu. Kategori 2'de ise basit alışılmış yöntemlerle çözülebildiği zaman kategori 2 içerisinde değerlendirebiliyoruz. Kategori 2 için örnek yapılarımız yüzeysel temelli yapılar, zemin iyileştirilmesi gerektiren yapılar, derin temeller, alt üst seviye farkı 2 metreyi geçen istinat yapıları, zemin veya kaya ankraj ve bulonları gibi yapı ve yapı kısımları bu kategoriye giren işleri örnek. Şimdi son olarak kategori 3 son kategorimiz. Bunu yapı ve bileşenler özellikleri büyükleri bakımından kategori 1 ve kategori 2'ye gelmeyen tüm binalar özel veya büyük risk taşıyan çok büyük açıklıklı özel taşıyıcı sistemli alışılmamış veya karmaşık yük durumlarına sahip yapılar, bina yükseklik sınıfı 1 ile 3 arasında kalan yapılar ile deprem yalıtımlı binalar bu kategoride yer alır. Zemin özellikleri açısından baktığımızda mühendislik tasarımı için alışılmamış ve ender olarak karşılaşan problemli zemin koşulları çok gevşek, gevşek kum, çakıl ve çok yumuşak yumuşak kil zeminler sahaya özel değerlendirme ve araştırma gerektiren zemin koşulları
Tasarıma ilişkin çok özel deneysel yöntemleri ve model çalışma gerektiren, özel hesap, irdeleme ve yorum gerektiren işler, ayrı araştırmalar veya özel önlemler gerektiren, muhtemel kütle hareketleri ya da sürekli zemin hareketleri içeren sahalar bu kategori içerisinde yer alır. Yani problemli zeminlerimiz genelde bu kategoride yer almakta. Civar yapılar yönden baktığımızda yapılacak mevcut olan binanın yapı ile ilgili uygulamaların civar yapılara zarar verebileceği durumlar bu kategori içerisinde değerlendirilebiliyor. Yeraltı suyu yönündense yeraltı suyu seviyesinin altında yapılan veya yeraltı suyundan kaynaklanan risk etkilerine maruz yapılar bu kategori içinde değerlendirilir. Bölgesel deprem yönünden çalışma sahasının aktif fayın görülebildiği veya sahaya özel deprem tehlike analizi gerektiren sahalar yine bu kategoride değerlendirilmekte. Çevre yönünden baktığımızda ise çevre yönünün aşılması güç ve karmaşık sorunlara neden olabilecek yapılar yine bu kategori içerisinde yer almaktadır. Kategori 3 için örnek yapılarımıza baktığımızda bina 108 sınıfı 1 ile 3 arasında kalan yapılar, yerleşim bölgelerinde civar yapıları etkileyebilecek çok bodrumlu derin kazılar, ağır dinamik yük etkisi altında makine temelleri, zararlı kimyasal maddeleri içeren ve depolayan tesisler ve silolar bu kategoriye giren işlere örnektir. Şimdi de bunları sıraladık. Etüdümüzün planlanması var. Şimdi öncelikle amacımız etüdü yaparkenki en büyük amacımızı burada açıklıyor. Zemin ve temel üslerinin amacı hem ekonomik hem de güvenli bir yapı inşa edebilmek ve zemin yapısından kaynaklanacak herhangi bir potansiyel hasarı veya tehlikeyi önceden tespit edebilmek adına yeterli miktarda güvenilir bilgi toplamaktır. Etütlerin planlanması bu amaç doğrultusunda zemin ve temel etüt ekibi tarafından yapılmaktadır. Yani bir geoteknik mühendisi ve geoteknik mühendisi ekibi olarak düşünülebilir. Yeni inşa edilecek yapılar için bilgi toplamı yanı sıra mevcut yapıların deprem performansının tespiti, mevcut yapılarda meydana gelmiş hasarların zemin yapısıyla ilişkilendirebilmesi veya belirli bir sahadaki zemin birimlerinin yapı malzemesi olan kullanma uygunluğunun belirlenmesi amacıyla da zemin ve temel etütleri yapılabilmekte. Bu amaçla doğrultusunda yapılan etütlerin planlanması doğrudan incelenen probleme özel koşullar ve gereklilikler doğrultusunda yapılmalıdır. Zemin ve temel etütlerinin planlanmasında ve elde edilen verilerin değerlendirilmesinde öncelikle sahanın jeolojik yapının iyi anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Jeolojik yapının çok belirgin olduğu ve karmaşık mühendislik problemleri olmayan durumlarda sondaj ve araştırma çukurları teyit edilmiş bir literatür bilgisi yeterli olabilirken diğer durumlarda ise sahaya özel bir jeolojik haritalama yapılması gerekli olabilmektedir. Zemin ve temel etüt çalışmalarında öncelik olarak yapı etki bölgesi içinde kalan tüm zemin veya kaya birimleriyle yeraltı suyu durumuna ilişkin tüm bilgilerin elde edilmesi hedeflenmeli. Bu doğrultuda sahayı 3 boyutlu olarak inceleme yetecek şekilde araştırma yapılmalıdır. Bu hedef doğrultusunda 5. bölümde tanımlanacak olan yani ilerleyen bölümlerde tanımlanacak etüt kategorileri ve zemin özellikleri esas alınarak yine ileriki bölümlerden 7. bölümde belirtilen çalışma yöntemlerinden gerekli olanları içerecek şekilde etütler planlanmalı. Zemin ve temel etüt çalışmaları sahadaki inşaat faaliyetleri nedeniyle geçici veya kalıcı değişimine uğrayabilecek tüm zemin birimlerini kapsamalıdır. Bu değişimler aşağıdaki şekilde tanımlanabilir. Öncelikle gerilme ve buna bağlı şekil değiştirmeler, su muhtevası ve buna bağlı hacimsel değişimler, yeraltı su seviyesi ve akış düzenindeki değişimler, dayanım ve sıkışabilirlik gibi zemin özellikle meydana gelebilecek değişimleri de kapsamalıyız. Özel durumlarda yer altında bulunması muhtemel karstik boşluk, eski maden kazısı boşlukları veya galeri tünel gibi bina yük altında zemin göçmesini meydana getirebilecek kadar büyük boşluğun özel yöntemlerle tespit edilmesi lazım. Araştırma sırasında arazi ve laboratuvar verilerinin toplanması, kayıt edilmesi ve yorumlanması yapılmalı. Etüt planlaması, ön bilgilerin toplanması,
sağ ön inceleme yapılması ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi aşamaları oluşur. Her aşamada aşağıda belirtilen çalışmaların yapılması zorunludur. Ancak proje gerekliliklerine göre bu kapsam zemin etüdü ekibi tarafından genişletilebilir. Öncelikle sağ ön bilgilerin toplanması. En başta başladığımız nokta burası. Bir zemin etüdü hazırlarken. Zemin ve temel etütlerin planlanmasına yönelik toplanacak ön bilgiler gerek sahaya özel, bölgesel, coğrafi ve topografik özellikler, gerekse mevcut veya inşa edilecek bina veya binalarla ilgili ana yapısal özellikleri içerir. Etütlerin planlanmasında her iki veri grubu da önemli rol oynamakta. Coğrafi ve topografik özellikler kapsamında araştırma sahasına ait güncel plankote, sahanın morfolojisi, bölgenin jeolojisi, hidrojeolojik özellikleri ve bölgesel deprem özellikleri temin edilir. Bu bilgiler gerek ilgili literatür, gerekse yerel veya genel idarelerce yayınlanmış olan dokümanlardan veya yapılacak saha çalışmalarından elde edilmelidir. Ayrıca araştırma sahasında veya yakın çevresinde önceden yapılmış zemin ve temel etüt çalışmalarına ait raporlar ile ilgili yerel idareden temin edilebilmelidir. Bu raporların yasal gerekçelerle tamamının temin edilmemesi halinde en azından sondaj doktoru, sondaj vaziyet planı ve laboratuvar deney sonuçları temin edilmelidir. Sahada inşa edilmesi planlanan bina veya binalarla ilgili ana yapısal özellikler kapsamında ise en az bina oturum alanı, bodrum kat sayısı, toplam kat adedi, yapının sahadaki yerleşimi gibi bilgiler mimari proje müellifinden temin edilmelidir. Bu bilgiler henüz bir kesinlik içermese dahi zemin ve temel etütlerin doğru şekilde planlanabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Etütlerin devamı sırasında bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde etüt planı da gerekli ilave bilgileri içerecek şekilde revize edilmelidir. Sahanın daha önce ne amaçla kullanıldığının bilinmesi de zemin durumunda herhangi bir değişiklik olup olmadığı hakkında fikir verir. Sahanın daha önce başka amaçlarla kullanılmış olması yeni kullanım amacına önemli bir etki yapabilir. Önceki kullanım amaçlarının tespiti için eskiye ait hava fotoğraflarından veya haritalardan yararlanabilir. Sahanın önceki sahiplerine veya çevreden de bu bilgiyi alabiliriz. Sahanın eski kullanımı yer altı madenleri, açık maden kazarı, taş ocağı veya arıyet sahası, hafriyat artı depolama alanı, evsel veya kimyasal atık depolama alanı, konut yapılaşması, ağır sanayi yapılaşması ve antik çağ yapılaşması şeklinde olabilir. Bu tip durumlarda etütler planlanırken çevresel tedbirler ilgili güncel mevzuatın gerektirdiği şekilde eksiksiz olarak alınmalıdır. Ayrıca eski yapı temelleri veya kalıntıları ile karşılaşma ihtimali ve bunların doğal zemin yapısında yaratmış olabileceği değişiklikler de etütlerin planlanması sırasında dikkate alınmalıdır. Antik çağ yapılaşması olan sahalarda saha etütleri yapılmadan önce ilgili idarelerden gerekli izinler alınmalı ve bu yapılara zarar verilmemesine özen gösterilmelidir. Şimdi de ön bilgilerimizi topladık. Sahamızın ön incelemesine geçiyoruz. Araştırma sahasına ait coğrafi ve topografik özellikleriyle binaya ait ana yapısal özelliklerle ilgili ön bilgilerin toplanmasının ardından sahada bir ön inceleme yapılmalıdır. Saha ön incelemesinin amacı hem toplanan coğrafi ve topografi özellikleri bilgilerin sahadaki mevcut duruma ana hatları uyup uymadığını kontrol etmek hem de etütlerin en doğru şekilde planlanmasına faydalı olabilecek çevresel bilgileri temin edebilmektedir. Saha ön incelemesine en yüksek faydanın sağlanabilmesi için aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Öncelikli hususumuz hazırlık. Ön incelemeye gitmeden önce plankote, vaziyet planı, varsa mimari kesitler, Eren, jeolojik. Evet hocam. bütün bunları sadece başlıkları hızlıca sayarak bitirelim mi? Yani herkes Tamamdır hocam. kendi okusun, yani ayrıntılandırdın çok. Evet. O zaman sadece başlıkları Evet, söylüyorum. yani genel Geçiyorum. anlamda açıklamamız gereken bir şey olursa arkadaşlarımız da sorarlar, ben de girerim hemen zaten. Tamam. O zaman sahanın incelemesi yaparken bir hazırlık evremiz var. Hazırlıktan sonra genel bilgilerin toplanması, zeminle ilgili bilgilerin toplanması,
ve zemin ve temel etüt çalışmalarına kolaylık sağlayacak bilginin toplanması şeklinde sağ ön incelememiz. Son olarak da toplanan bilgilerin değerlendirilmesi bulunmakta. Bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra da etüt raporumuz bitmekte aslında. Sağ etüt raporumuz. Bir de bu kategori 1, kategori 2, kategori 3 için ayrı ayrı kapsamlarından bahsedilmiş. Yani mesela kategori 1 ile kategori 3 aynı bilgileri içerememekte. Yani bunlardan bahsedilmiş kategori 1 için etüt kapsamı diye. Sonra kategori için etüt kapsamı. Kategori için etüt kapsamında ön etütler de bulunmakta. Yani bu ön etütlere büro çalışmaları sırasında ve arazi çalışmaları sırasında yapılacak olanlar eklenmiş ve tasarım etütleri bulunmakta. Tasarım etütleri içerisinde de yine dikkat ettiklerimizden araştırma çukurlarımız bulunmakta, sondajlarımız bulunmakta. Burada sondaj sayısı, temel tabanı 300 metrekareden az olan ve tek bloktan oluşan yapılarda en az 3 adet sondaj yapılmalı. Taban alanın her 300 metrekare artışına bir sondaj ilave edilmelidir. Site tipi çoklu blokların bulunduğu sahalarda, blokların temel tabanının bulunduğu alanlarda zemin birimlerini tarifleyecek ve sahayı tarayacak şekilde sondaj adedi belirlenmelidir. Sondaj sayısı taban alanı 1000 metrekare geçen binalarda birer adet bina köşelerine ve bir adet ortada olmak üzere en az 5 adet olacak şekilde planlanmalıdır. Yani burada minimum sondaj adedimiz etüt 2 için 3 adet olmalıdır. Burada sondaj yerlerinden de bahsedilmiş. Sondaj derinlikleri, sondaj derinliğinin ne kadar olmalı? Bundan bahsedilmiş. Numune alma, numune alırken dikkat etmemiz gerekenler, numune alırken kullanmamız gereken yöntemler. Bunlar anlatılıyor burada. Ve jeofizik araştırmalar. Bu jeofizik araştırmalara genelde jeofizik araştırmaları genelde bize jeoloji mühendisi vermekte. Bizim de ama bu araştırmalar hakkında bilgi sahibimiz olması açısından bize yine bu jeofizik araştırmalar hakkında da burada bilgiler verilmiş. Burada işte numune alıcı tipi ve onun özellikleri burada verilmiş. Elektrik yöntemlerden bahsedilmiş. Mikrotemer ölçümü, uzaysal özül ilişki yöntemi, SPAK'tan bahsedilmiş. Sismik kırılma ölçümü, sismik yansıma yöntemi, aktif ve pasif kaynaklı yüzey dalgası analizi, yer radarı yöntemi, kuyu logu ve kuyu içi sismik ölçümü gibi jeofizik ölçüm yöntemlerinden burada bahsedilmekte. Hepsini teker teker açıklamakta. Son olarak da arazi deneylerimizden bahsetmekte. Burada standart penetrasyon deneyi, koni penetrasyon testi, piezometre deneyinden bahsetmekte. Ama burada koni penetrasyon testimizi maalesef Türkiye'de çok kullanamamaktayız. Genelde SPT ve piezometre kullanılmakta. Kanatlı kesici deneyi, vein deneyine bahsetmiş. Neler dikkat edilmesi gerekenler. Plaka yükleme deneyi. Kayalarda yaptığımız edilometre deneyi. Hidrojeoloji çalışmalarına değinmiş. Hidrojeoloji çalışmalarını yaparken gerekli olduğu durumlar. Ölçümler ve planlama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilmiş. Laboratuvar deneylerimizden bahsetmiş. Kohezyonlu zeminler için drenajlı durum parametrenin gerekliliğinden bahsetmiş burada. Zemin sınıflama ve tanımlama deneylerinin bulmamız gereken deneylerden elde etmemiz gereken verilerden bahsedilmiş. Zeminlerde gerime, deformasyon ve dayanım deneyleri, laboratuvarda kullandığımız en önemli deneyler. Zeminde sıkışabilirlik deneylerin isimlerini vermiş.
Permeabilite deneylerin isimlerini vermiş. Burada kullandığımız deneylerin isimlerini anlatmakta. Burada da hangi geoteknik parametreyi hangi zemin türünden bulabildiğimizi bahsediyor. Hangi deneyle bulabiliriz? Onu tablo halinde bizlere vermiş. Ve sonra kontrol etikleri yaparak da kategori 2 bir yapı için geoteknik raporumuz bu şekilde bitmekte. Kategori 3 için yine etüt kapsamı. Burada kategoriye giren etütlerin kapsamına ilaveten kategori 3'e giren etütlerde işin özelliğine gerektirdiği ek çalışmalar yapılmakta. Özel bir deney veya etüt uygulandığında takip edilen yöntem, deney usulleri ve yorumu ile ilgili hususlar belgelenmeli ve kaynak göstermelidir. Kategori 2 bir yapına ek olarak kategori 3'te ekstradan yaptığımız bir şey olduğunda o yaptığımız şeye dair bilgilerin ve raporların eklenmesi gerekmekte. Ve burada da zemin ve temel etüt raporlarının formatından bahsedilmiş. İşte burada bulunması gerekenler, işte diyor veri raporu ile ilgili tasarım değerlendirmesinin yapıldığı geoteknik rapor olarak iki bölümden oluşması gerekmekte diyor. Geoteknik rapor bölümünde veri raporunda sunulan arazi zemin araştırmaları bulguları değerlendirilerek arazi zemin modeli oluşturulacak, yapı yükleri ve deprem etkisi altında zemin tabakanın davranışı irdelenecek, yapının ve temellerin tasarıma ilişkin geoteknik tasarım parametre verilecektir ki diyerek böyle aşağısında bir geoteknik raporumuzda bulunması gereken, irdelenmesi gereken her şeyin açıklanması bulunmakta. Burada da eklerimiz bulunmakta. Bir geoteknik raporda bulunması gereken ekler, mesela araştırma çukuru logumuz, araştırma çukurunun noktaları, vaziyet planı, sondaj logumuz, sondaj kuyusu kabul tutanağı, jeofizik kabul tutanağı, numune alma etiketleri, veri raporu formatı gibi bir geoteknik raporda bulunması gereken her şeyden bahsedilmiş burada. Burada da kısaltmalarımız ve kısaltmalarımızın ne anlama geldiği, geoteknik raporda kullanacağımız kısaltmaların ne anlama geldikleri belirtilmiş. Kategori 1 için tespit formumuz bulunmakta. Araştırma çukuru logumuz. Bir araştırma çukuru yaptığımızda buradaki örneğe şey kalarak, örneği kabul tutarak araştırma çukuru logumuzun girdilerini buraya giriyoruz. Burada bir örnek vaziyet planımız bulunmakta. Bu vaziyet planımızda bu şekilde gösterdiği gibi bir vaziyet planımız var ve araştırma çukurumuzu nerede aldığımızı bu plan üzerinde göstermemiz lazım. Burada bir sondaj logumuz bulunmakta. Örnek sondaj logo. Yine araştırma çukurunda olduğu gibi sondajlarımızı bu sondaj logunu işliyoruz. Bu örnekteki gibi farklı olmaması lazım. Belli bir standartları var. Bu standartların dışına çıkılmaması lazım. Burada da zemin türümüze ait sembolleri. Mesela bir bitkisel toprak varsa zeminimizin üstünde, dolgu bölgesinde buradaki simgeyi kullanmamız lazım onu tanımlamak için. Yine bu standartlarımız bulunmakta, bu standartların dışında bir şey kullanamayız. Yoksa büyük bir kargaşa hakim olur geoteknik raporlarda. Evet, burada sondaj kuyusumuzun kabul tutanağı, sismik çalışmaların kabul tutanakları gösterilmekte. Burada da tam bir içi boş doldurulması beklenen bir veri raporumuzun şeyi var, örneği var. Burada her şeyi buraya girerek aslında bir geoteknik rapor oluşturabiliriz. Mesela buradaki il ilçe köy bağlı olduğu belediye kısmı ilimizi, ilçemizi, mahallemizi, köyümüzü girerek buradaki soru işaretli olan bölgeleri yerlerine bizim bölgemize ait mesela proje adımız, imar bilgilerimizi yazarak
ve sondaj logumuzda elde ettiğimiz sağ çalışmaları, ön sağ çalışmaları da elde ettiğimiz verileri buraya girerek burada da bir geoteknik rapor tamamlamış olabiliyoruz. Yine burada giriş bölümümüz var. İnşaat sahası hakkında bilgiler, yapı hakkında bilgiler, mevcut zemin çalışmaları, araştırmaları, ilave zemin araştırmaları, idealize zemin profilleri, geoteknik tasarım parametrenin tespiti, bu tespiti yaparken kullandığımız laboratuvar deneyleri, bu deneylerden elde ettiğimiz veriler, depremsellik, bölgenin depremselliğine bakıyoruz. AFAD'dan yine AFAD'ın interaktif web uygulamasından SDS zemin sınıfımıza uygun, DD deprem yer hareketi düzeyine uygun bir deprem ivmesi buluyoruz. Kendimize spektral ivme buluyoruz. Yapı zemin etkileşimin irdelenmesi. Burada yüzeysel temellerde taşıma gücü analizi yapıyoruz. Oturma analizi. Derin temellerde yine taşıma gücü analizimizi yapmaktayız. Yine aynı şekilde oturma analizi. Zemin iyileştirmesine gerek varsa zemin iyileştirmesi nasıl yapabiliriz? Bu kullandığımız yöntem. Yine onun açıklamaları. Bu zeminimizi önerdiğimiz bir temel sistemi varsa ve yapı temelleriyle ilgili diğer değinilmesi gereken bir nokta varsa yine bu bölümde belirtiyoruz. İhsas sistemleri, şevduvarlık analizlerinin değerlendirilmesi hakkında da yine bir İhsas sistemine gerek varsa ya da gerek olmadığını belirtiyoruz. Gerek varsa işte nasıl bir şekilde İhsas sistemi kurabiliriz? Çevimizi nasıl tutabiliriz sıkıntı olmadan? Onu anlatıyoruz burada. Ve en sonunda sonuç ve öneriler kısmında da artık bütün her şeyimizi özetleyip bu raporda şunlar şunlar bulunmakta. Bu raporun sondajda elde edilen veriler bu veriler ışığında şöyle bir yapıya uygun yapılırken bunlara zeminle ilgili bunlara dikkat edilmesi gerekir gibisinden bir sonuç ve öneriler kısmında bulunuyoruz. Ve en sonunda da raporda kullandığımız haritalar, çizimler, loglar, tutanakların hepsini burada eklere ekliyoruz. Yine kategori bir yapıda da daha basit bir şekilde mesela sadece giriş bulunmakta. Girişten sonra jeoloji, arazi ve laboratuvar çalışmaları. Ama işte bu kategori 1'e giren zeminlerimiz ZD'den daha düşük olamaz. Yoksa daha büyük bir araştırma ve zemin sıkıntıları meydana geliyor. Böylelikle zeminimiz kategori 1'den kategori 2'ye çıkıyor. Araştırma çukurumuza ait verilerimizi var burada kategori 1'e ait. Laboratuvar deneyleri, yeraltı ve yerüstü suları, jeolojik kesit ve yine sonuç öneriler. Az öncekinin biraz daha basitleştirilmiş versiyonu kategori 1 zeminimiz için yaparak geoteknik raporumuzu hazırlamaktayız. Evet hocam, bu şekilde Evet, detaylı. teşekkürler. Şimdi bizim arkadaşlar bir veri raporumuz var. Jeoloji ve jeofizik mühendislerince hazırlanan. Çünkü bu zemin ve temel etüdü. Aslında iki bölüm gibi görünüyor ama jeofiziği de eklersek üç bölümden oluşuyor. Bu bölümler işte jeoloji mühendisinin hazırladığı kısımlar. Jeoloji mühendisi araziden örselenmiş, örselenmemiş örnekleri alıyor. Daha sonra bir de işin içine dördüncü kısımda Bayındırlık Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiş, lisanslandırılmış laboratuvarlar var. Orada zemin mekaniği laboratuvarından da bu veriler alınıyor ve bu gelen laboratuvar arazi deneyleri jeoloji mühendisince değerlendirilip bir veri raporu oluşturuluyor. Yine bu veri raporunun içinde jeofizik deneyler yapılıyor. Jeofizik deneylerin değerlendirilmesini de jeofizik mühendisleri yapıyorlar ve yine işte deprem yönetmeliğimizde yayınlanan bu standart yönetmeliğe göre orada sorulan sorulara cevap veriyorlar. Jeoloji ve jeofizik mühendisi bir format şeklinde artık standartlaştı. Çünkü standart konmasa herkes kafasına göre bir etüt raporu yazıyordu.
Maalesef belediyelerde falan ya da yapı denetimlerde bütün bunları doğru dürüst kontrol edecek yeterli teknik eleman da olmayınca etüt raporu var mı? Var gibi görünüyordu. Daha sonra bu veri raporu jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi ve laboratuvar mühendisi diyelim artık. Çünkü laboratuvarda inşaat mühendisleri de var, jeoloji mühendisleri de var. Laboratuvarı kim kurduysa onun imzası oluyor. Ve bunlar bütün hepsi geoteknik mühendisine geliyor. Aslında işin doğrusu yapılacak işin başından itibaren geoteknik mühendisinin işin içinde olması, hani sondaj yerlerinden sondaj derinliklerine kadar, araştırma çukurlarına kadar işin içinde olması, zemini baştan itibaren incelemesi, görmesi en doğrusu. Ama maalesef bunu nasıl mimari proje, statik proje ayrımında yapamadığımız gibi bir bakıyorsunuz mimari bitmiş tamamen. Hadi bunun statini yap diye geliyor. Yani baştan mimari içinde hani kolonların yerleşiminde vesaire de nasıl statikçiler pek baştan işin içinde olamıyorlarsa inşaat mühendisi, geoteknikçi de çoğunlukla işin içinde olmuyor ya da olamıyor. Haberi olmuyor çünkü. Sonra bu veri raporu bittikten sonra inşaat mühendisinin önüne geliyor iş. Diyorlar ki buna geoteknik rapor hazırlayın. Geoteknik mühendisi eğer orayı biliyorsa, daha önceden sağında solunda o bölgede çalıştıysa sorun olmuyor. Ama hiç bilmediğiniz bir yerde bayağı bir sorun yaşıyorsunuz. Çünkü araziyi anlamak, o bölgeyi anlamak, zemini görmek ve yapılan deneylerin yeterli olup olmadığını kestirebilmek için bayağı bir tecrübeye ihtiyaç var. İşte bugün Eren'in anlattığı şekliyle bu formata uygun geoteknik rapor yazıyor geoteknik mühendisleri ve bu geoteknik rapor ile de artık bir noktada ekmeğini kazanmış oluyor geoteknik uzmanları. Bu raporun yazılması için inşaat mühendisleri odası şöyle bir yol izliyor. Diyor ki 2 hafta sonu zannediyorum bir işte 32 saatlik falan minimum bir geoteknik kursu yapıyorlar. Bu geoteknik kursu sonrasında sınava alıyorlar. Katılımcılar 100 üzerinden 70 alanlar geoteknik rapor yazabilir, geoteknik hizmetlere imza atabilir, geoteknik sim açmalarına izin veriyorlar onların. 100 üzerinden 70 almak da çok kolay değil. Geçenlerde 100 kişiden 3 kişi mi 4 kişi mi ne almıştı? Yani burada öğrendiklerinizi kullanıp inşaat mühendisleri odasından bu yetkiyi almak mümkün. Normal düz inşaat mühendisleri veya işte aramızda ulaştırmacımız var, yapıcımız var. Onlar da bu kursa katılıp hani bu yetkiyi alabilirler odadan. Ama geoteknik uzmanı, geoteknik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olanlar zaten bu sınava girmelerine gerek olmuyor. Onlar direkt geoteknik sim alıp geoteknik rapor yazabilir durumdalar ya da işte istinat duvarı, kazık temel, derin kazılar, tüneller, geoteknikle ilgili işlerde imza atabilir durumdalar. Bazı iller böyle bir yol izliyor ama bazı iller Denizli gibi geoteknik rapor kısmı inşaat mühendisliğinin bir parçasıdır. Zemin mekaniği dersi görenler bu işi yapabilirler. Yani inşaat mühendisi lisans diploması olanlar yapabilir gibi görünüyor. Ve geoteknik raporu genellikle jeoloji mühendisleriyle birlikte bir şekilde hallediyorlar diyelim. Şimdi arkadaşlar, o zaman Muhammed'in Excel'ini dinleyelim. Teşekkürler Eren.